Selamlar sevgili kahvesever arkadaşlar. Salo şehrinin arka sokaklarında çok güzel bir kahve dükkanı ile karşılaştık yürürken. Hem bir mola verdik hem de size İtalya'da Caffè Lungo'nun, Long Caffè'nin, Long Black ya da Ferlengheta Caffè'nin nasıl uygulandığını göstermek adına çektiğim diğer videolara bir takdir olmasını istedim. İtalya'da Caffè Lungo diğer ülkelerdekinden biraz daha farklı. İtalyanlara göre bu lungo olayı fazla lungo olmamalı şeklinde. İlk geldiğinizde eğer hiçbir bilginiz yoksa siparişinizin yanlış verildiğini düşünebilirsiniz. Sonra bir başka yere gidersiniz, bakarsınız ki her yerde aynı şekilde bir küçük espresso fincanıyla standart bir espressonun birazcık daha yükseltilmişi, biraz daha işlem süresinin 2-3 saniye arttırılmış haliyle litresi 5 ya da 10 mililitre maksimum arttırılmış bir kahve içersiniz. Ama bu diğer ülkelerde farklılıklar gösterebilir. Şimdi bu kahvemizi içerken bakın, klasik bir espresso fincanı ve de %80 kadar dolu. Bu İtalya'daki Caffè Lungo, Long Black, Long Caffè, Ferlengheta Caffè'nin tanımı. Bu şekilde servis ediliyor. Bunun daha üstüne çıkmak isterseniz Americano sipariş edersiniz. Zaten burada kafe klasik bir espresso. Kafe normale olarak telaffuz ediliyor. Caffè Lungo da birazcık daha uzunu. Birazcık yani 5 mililitre, 10 mililitre. Bunun üstüne asla çıkılmıyor. Bu çok çarpıcı bir örnek. Hatta turistler kendi aralarında çok espriler oluyor, yapıyorlar bu forumlarda, kahve forumlarında. Salo şehrinden bahsedeyim kısaca. Salo, Garda Gölü'nün kıyısında, Brescia şehrinin çok yakınında yer alan bir göl kıyısı kenti. Turistik bir yer. Ünlülerin, futbolcuların evlerinin olduğu bir bölge. Bizim Kaş, Marmaris, Kalkan taraflarına benziyor. Her ne kadar deniz olmasa da dalga sesi, martı sesi beni deniz kıyısında hissettirdi. O bakımdan Kuzey İtalya'da deniz biraz uzak olduğu için biz de özlemimizi bu şekilde gideriyoruz. Lugano Gölü var, Como Gölü var ve Garda Gölü var Kuzey İtalya'da. Batı ve Doğu'da olmak üzere bu şekilde göller ve kıyılarındaki konumlanmış güzel sayfiye bölgeleri gerçekten çok güzel. Milano'dan buraya 1,5 saatte geldik. Doğu Brescia'nın çıkışından sonra bir yaklaşık 20-25 dakika böyle köy yolları gibi yerlerden geçiyorsunuz ve göl kıyısına ulaşıyorsunuz. Yazın çok çok kalabalık burası. Şu anda da öyle. Çok fazla Alman turist var, İngiliz turist var. Turistik bir bölge. Canlı bir turizm var İtalya'da. Servis işi çok havalı, çok gösterişli. En basit bir yemeği, en basit bir cornetto'yu bile servis ederlerken, sunarlarken çok gösterişli sunuyorlar. Yaptıkları işin estetik tarafına çok önem veriyorlar. Ucuz olması, basit olması fark etmiyor. Ona o önemi veriyorlar. Bunu hissediyorsunuz. Fişimizi de gösterelim. 2 adet Caffè Lungo, 2.40, 1.20. Milano'da da aynı. 1.10, 1.20. Çok kenar mahallelerde, büfelerde filan 1 euro da içersiniz. Kalitesine bağlı. Bu arada dünyada Arabica kahvenin üretiminde bir azalma var. Küresel ısınma, iklimlerin dengesinin bozulması, yağışların azalması. Dolayısıyla genel olarak kahve üretiminde bir azalma var dünya çapında ve de bir de akaryakıt fiyatlarının yükselmesi. Bu da kahve fiyatlarını genel olarak birazcık yükseltti. Ich bin aber hier, nicht im Wasser.
Avrupa'da bildiğiniz gibi açlık, kıtlık, raflar boş. İnsanlar ne yiyeceğini düşünüyorlar. Sokak olayları var. Çilekeş Avrupalılar kışı nasıl geçirecek onu düşünüyorlar. Gördüğünüz gibi kokteyllerini içerek kara kara düşünüyorlar yani. Hoşçakalın, görüşürüz.